Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen tablet modunu göstereceğim. Ayrıyeten ise yeni gelen başarımlar var. Bir de ayrıyeten ise oyunda uçan motor, roket falan filan değişik şeyler gelmiş. Bugün sizlerle birlikte onlara bakacağız. Geçen gün bakmıştık ama hepsine tabii ki de tek videoda bakamadığımız için bu videoda geri kalan her şeyi sizlere göstereceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde ilk önce yeni gelecek başarımlarla başlayalım. Buradan görevler kısmına gelip başarımlara bastığımızda burada mesela kaslı adamın burada bir tane başarım var ve diyor ki RP sezonu değişimleri tanı. Yani bu başarımı nasıl yapacağımızı söylemiyor fakat bu gelen başarımla büyük ihtimal kimse uğraşmayacak. Neden derseniz sadece 3000 BP veriyor ama bundan ayrıyetten bir tane klasik sandık veren başarım var. Mesela buradaki klasik sandık veriyor ve diyor ki bir maç tamamladıktan sonra 30 defa takım arkadaşlarını puanla. Yani belki oyuna like sisteminden farklı bir sistem daha gelebilir. Nasıl puanlanacak o kısmı bilmiyorum ama buraya bir tane başarım puanı gelecek ve hani bunun da değeri toplam 35, 45, 50 puan değerinde oluyor. Hani eşsiz başarıya doğru kasanlar varsa onların çok çok işine yarayacak. Ayrıca bir tane daha var. Bunda da diyor ki bir maçta 5 defa saygı al, saygı avantajlarını kullanabilmek için RP satın al. Yani oyuna yeni saygı avantajları diye bir şey gelecek. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu da aynı şekilde 50 başarım puanı bir tane klasik sandık veriyor. Hani toplamda sadece bu iki görevden 100 başarım puanı alabiliyorsunuz. Şu kaç veriyordu ona da bakayım, 10 veriyormuş. Yani bu gereksiz açıkçası. Hani mesela buradaki 100 başarım puanı veriyor ve bence baya baya güzel. Mesela uçağımıza bindik, nereye gidelim? Ben sizlere en güzel Gearpool'a giderek gösterebilirim. Çünkü Gearpool'da yeni bir tane değişik bir roket var. Hani roket Luna Park var ya abi, Luna Park'tan daha beter uçuruyor böyle. Öyle bir atıyor ki size. Hani nasıl anlasam bilmiyorum. Bu arada hala bilmeyenler varsa oyuna yeni grafik geldi. Akıcıdan daha düşük. Büyük ihtimalle cihazlar 30 FPS olan arkadaşlar artık 45 FPS oynayacak. 45'ler 60, 20 olanlar da 30 olacak diye düşünüyorum. Çünkü hani akıcıdan daha düşük grafik geldiğine göre herhalde PUBG Mobile'de hani verir bir azıcık fazla FPS. Biz de kullanırız diye düşünüyorum. Tabii ben Z7'yi artık bırakacağım için benim için sıkıntı yok ama işte bu saatten sonra mesela düşük cihazlı arkadaşlar oyunlarını daha iyi kasmadan oynayabilecekler. Bu arada hala videomuza like atmazsan bir tanecik like'ını alırım. Yani şimdiden teşekkürler. Ben bir tane araç bulmam lazım. Şuralardan bir yerlerden bir araç bulursam güzel olur. Şu anda oynadığım grafikler akıcı grafiklerin hani ultra akıcı grafiği. Yani bu akıcının bir altı art adını ultra akıcı yapmışlar. Şu an ben ultra akıcı grafikte oynuyorum. Daha harita bile yeni yeni yükleniyor yani. Daha şu an yüklendi hatta, yani öyle diyeyim. Artık J3 yaşlandı. İşte biz de yeni sezonda iPhone 11 ile yeni yayınlara başlayacağız. Solo'da birinciliğe kasacağız. Yani Z7 emektarlı artık buraya kadardı. Bana 6 tane çerçeve aldırdı Fatih Ligi'nde. Ve buradan Z7 Reis'e teşekkürlerimizi sunarız. Ben şimdi gideyim. Sizlere hem tablet modunu göstereceğim hem de roketi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar oyuna loot atma gibi değişik özellikler geldi. Bunları bilmiyorsanız ben kanalıma yaklaşık 2 gün önce videosunu çekmiştim. Oradan onlara da bakabilirsiniz eğer isterseniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde Gearpool'a doğru geldim. Burada kocaman bir tane roket var. Gearpool'da. Şuna baksana abi. Bak kocaman. Kastı vallahi. Telefon GG. İnşallah içeride adam yoktur. Şimdi mesela bakın. Şu an sabit duruyorum. Karakteri bu şekilde görüyorsunuz değil mi? Şimdi geliyoruz ayarlara, tablet modunu açıyoruz. Config'siz dosya değiştirmeksizin bakın açıyorum. Ayarlara bastım. Aşağı kaydırdım. PUBG Mobile buraya bizlere yeni bir şey getirdi ve burada mesela şu an 80'de gözüküyor. Ben bunu geliyorum 90'a çekiyorum ve artık telefondan tablet modu yapmış oluyoruz. Hani arasındaki farkı görmüşsünüzdür. Bu şekilde mesela hani Androidçiler artık tablet gibi oynayabilecekler. Hani daha geniş açı görebilecekler. Bakın şimdi şöyle duruyor. Tamam bak şu an böyle geliyorum. Tekrardan tablet modunu kapatıyorum. Arasındaki farkı siz baya güzel bir şekilde gördünüz diye düşünüyorum. Hani tablet modu gelmesi bence bu arada çok çok güzel olmuş ya. Hani tablettekilerin böyle bir tık daha avantajı olurdu. Bence bu hani gelmesi güzel olmuş. Abi şu an oyun çok saçma bug'a girdi. Bak hareket ediyorum gitmiyor yani. Yukarı bakıyor falan, çok saçma bug'a girdi. Şimdi ben tekrardan oraya doğru bir dakika ne buldum abi, bir dakika yeni aracı buldum. Oy bak abi, bu motor var ya, uçan motor ya. Bak. Sesini fulleyeyim abi telefonu. Bak. Sese bak. Abi bundan takla dağıtılmaz ya. Bak. Yalnız yani şöyle bir sıkıntı var. PUBG Mobile'da
Uçan araba ne alaka? Ve birazcık büyük ve acayip açık, hani diğer motordan daha mı açık kapalı mı orası bilmiyorum ama bildiğiniz oyuna uçan motor gelmiş. Bu arada şuraya da geldim. Uçan motor az sonra bakarız ama sizlere ilk önce şunu göstermek istiyorum. Buraya geldik, tamam mı? Şuradan gir tuşuna basıyorsun abi, böyle giriyorsun. 2 saniye süresi var. Buna girdin. Şimdi abi bunu istediğin yere ayarlıyorsun. Bir dakika. İndir 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 indir. Bu nasıl iniyor oğlum aşağı? Aha şöyle iniyor. Oy bak 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 bak. Abi mesela ben nereye atacağım ki? Bot bu arada sıkıyor da bana mermisi gelmiyor. Abi joystickle bunu. Oğlum o ne vurdu bana? Ne oldu lan? Abi bu arada puanlama sistemi sanırım bu. 1, 2, 3, 4, 5. Abi sarı şeye bak ya. Allah'ım haritadan işaretlediğin yeri gösteriyor. Ben de diyorum bu ne? Mesela sağ tarafı işaretliyorum şu an ben abi. Sağ tarafta ışık var. İyiymiş. Otomatik inişi düzeltler mi ki acaba? Basayım bakayım bir. Vallahi çok değişik bir şey yapmışlar ama. Ne yapmışlar bilmiyorum. Yani atladığımız yer böyle ışın kılıcıyla gözüküyor abi. Aha kendi gidiyor. Bu sefer kendi gidiyor bak. Geçen gün video çekerken otomatik atlama bozuktu. Şu anda kendi gidiyor bak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Telefon burada böyle. Kendi gidiyor bak. Hiç ellemiyor. Bunu düzeltmen güzel olmuş. Bu arada 3. kez Zirpul'a gideceğim. Yeter artık ya. Acaba normal insandan daha mı hızlı iniyor ki? Onu merak ettim. Yani. Abi bak bak bak, kandırıyorum bak. Bak sağa dönüyor harita. Oğlum çok şey. Çok değişik. Abi düşsene, oyunu kandırıyorsun. Tren geldi oğlum, bir an dedim araba geliyor falan. Yani olur mu olur abi, beta sürümünde gerçek adam çıkabilir. Burada bir tane sandık buldum derken, ha şu köpekmiş, tamam okey. Bir de şey var, onu da sizlere söyleyeyim, hatta şu köpeği de çağırayım yanıma da gelsin, gel. Eğitiyorsun abi bunu, geliyor böyle. 2 saniye süresi var. Tamam geliyor. Şöyle bir şey var. Oyuna yeni bir tane sandık geldi. Call of Duty'den görmüşsünüzdür. PUBG'nin Nevsed'in trailerinde de vardı. O sandığı mesela açınca böyle önünüze altılı bir tane kare gibi tenike var ya abi. Yolun ortasında falan açılıyor. Buz ürünü gibi ondan açılacak. Sen gene neredesin ya? Şu bot beni salmıyor. Vallahi salmıyor. Bak az önce senin yüzünden öldüm ben. Sal beni kardeşim. Ben şuradaki rokete gitmek istiyorum artık. Bu arada köpek geliyor mu? Orada kalmış, yazık, bulamamış beni. Neyse. Şimdi buna geldiniz, tamam mı? Gir diyorsunuz, içine giriyor bak. Bu acayip güzel olmuş bu arada, hani nasıl diyeyim, rank kasarken falan ağına gitmek için acayip iyi. Şimdi mesela ben bunu böyle yukarı kaydırırsam yukarı iniyor, aşağı kaydırırsam aşağı indiriyor. Böyle değişik bir şey yani, sola döndürürsen sağa, sağa döndürürsen sol mantığı bir şeyler yapmışlar. Yani çok değişik. Ve şu işaret hep böyle dönüyor mu? Bana buraya buraya falan git diyor da, neyse. Şurada dönder işareti var. Ha, dönder deyince reset atıyor abi. Okey. Bununla ben mi ne kadar gidebiliyorum, ona bakabilir miyim? Mesela şöyle yaptım abi, tamam mı? Şöyle. Acaba yukarı atınca mı daha çok gideriz açacağım? Neyse. Ben bir tane denemelik atıyorum abi şu an. Bunu iki kişi gidebiliyor bu arada. Yani örnek veriyorum, duo girdiniz, duo atabiliyorsunuz. Mesela şu an ben buradan Cheerpool'dan kendimi işaretledim, tamam mı? Şu an bu arada işaretim saymadı herhalde, bilmiyorum, bir şeyler yapıyor ama. Abi bu ne oğlum? Oğlum ne güzel gidiyordu, niye düştün? Paraşüt açamıyoruz mu erkenden? Bir şey diyeyim mi? Bu Luna Park'taki şeyden daha da hızlı bu arada ve birazcık daha çıksaydı sanırım haritanın sonuna varacaktık. Ya büyük ihtimalle varırdık herhalde. Şu an mesela oradan buraya 900 metre gitti, erkenden paraşütü açarsanız bununla da büyük ihtimalle 1200 metre falan gidersiniz. Bu arada loot atma olayını hani merak edenler varsa diye göstereyim. Bak şimdi böyle basıyorsun, atıyorsun çantandan, ya bu kadar. Çantadan ne atmak istiyorsan seçiyorsun, işte bandaj örnek veriyorum. Bastın, tut diyorsun ve gidiyor. Bu bandaj mesela ne kadar gidiyor? Yani baya baya gidiyor sanırım abi. Şurası kaç metre oluyor bakayım. Mesela 60 metre gidiyor. Hani bunu daha da uzağa atabilir miyiz? Vallahi şöyle bir zıplayıp attım bakayım, bir gidiyor mu o kadar. Yani oraya kadar gitti şöyle bir. Büyük ihtimalle 80 metre falan gitmiştir. Aynen 70 metre. Yani bu şekilde mesela lootlarda atabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu arada hangara otomatik kapı gelmiş. Ha? Ne alaka abi? Otomatik kapı.
Güzel ve değişik yani, bilmiyorum. Geliyorsun, kapı açılıyor. Abi kapı açılmıyor. Ötüyor. Bir şey ötüyor. Ne ötüyor? Bilmiyorum. Bir şey diyeyim mi? Bunun içine giren yoksa çıkamıyor mu? Kapı geri açılıyor mu? Bu açıldı, o açıldı. Nasıl bir iş ya? Aha, da o sandıktan buldum abi, burada. Dedim içim rahat etmedi, bulayım da göstereyim. İsmi polis kalkanıymış. Yani iyi, güzel. Böyle eline alıyorsun, tamam mı? Ve atıyorsun. Onu daha direkt basmadan geri alabiliyor muyum ben bunu? Peki bu ne kadar dayanıklı? Ona bir bakabilir miyim derken. Bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Neyse, tamam, ben bunları aldım abi, okey. Mesela şöyle sıkmaya başladım. Bu kadar sıktım. Ne kadar canı gittiğini öğrenebiliyor mu? Yok. Yani bu sonsuza kadar duruyorsa çok sıkıntı. Yani ben arkasına geçerim. Tamam mı? Hiçbir şekilde gitmem. Şu an bir şey kırıldı. Yine bot geldi. Neredesin ya? Şimdi sıkmaya devam edeceğim. Bir şey diyeyim mi? Bu bizi çok kanser edecek bu oyunda. Vallahi bak. Abi bu gitmiyor. Yani o kadar mermi attım. Yok abi. Varım yokum demiyor bak. Bir de M4'ün şarjını değiştirip bir daha atsam. Abi bunu patlatmak için yani rahat 150 mermi gidecek herhalde yani bu gidişle. Yani tanktan daha çok canı var gibi bir şey, tam anlamadım ama. Yani vuruyorum gitmiyor, bilmiyorum ya. Birazcık sanki bu insanların canını sıkacak ama. İnşallah sadece Matrix modunda vardır. Hani bütün modlarda varsa bu bir tık sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ben hani. Ya insanı tilt eder abi, böyle örnek veriyorum, beleş kill alacaksın. Adam açıkta koşuyor. Bir başlamış, kalkanı açmış. Sık da sık. Ölmüyor yani. Bilmiyorum. Çok zor. Bu arada bir tane daha buldum. Direkt tuşu bastığınızda yakına atabiliyorsunuz. Böyle fazla uzağa atamıyorsunuz. Yani ne bileyim abi. Birazcık insanları bence bu tilt edecek. Yani abi çok canı var ya. Hani canı bitmiyor. Ve bir yerden sonra mesela böyle kalkan gibi bir şey açıyor kendine. Şimdi bir şey yani, bilmiyorum. Çok şey abi yani, bir ölmüyor ki. Boşa sıkıyor musun? Hissiyatı veriyor. Baksana. Yani. Çok mermi istiyor abi. Bunu hani bitirmek zor ya. Yani bana kalırsa cidden çok gereksiz bir şey. Hani sıkıyorsun bitmiyor. Sıkıyorsun bitmiyor. Bak 7.62 bile şu an hani zar zor patlatıyor abi. Yani örnek veriyorum, tekli modda biri bunu alırsa ya da siz alırsanız patlatmak pek kolay değil. Belki sizdeyken iyi olabilir ama düşmanların eline geçtiğinde yani bilmiyorum, hiç düşman ölmeyecek gibi bir şey oluyor. Mesela iki tane kalkan bulup acaba işte böyle arkalı önünü açıyor mu ki? Bir de bunlar süreli mi, o kadar bilmiyorum ama yani bu şekilde. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG Mobile videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.